Tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Furkan Kaya bizlerle. Furkan Bey hoş geldiniz. Merhaba Serhan Bey, iyi pazarlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz saatlerde e, güvenlik kaynaklarından gelen açıklamalar da vardı. Suriye rejimini muhalifler karşısında terör örgütü PKK-YPG'den destek istemesiyle PKK-YPG'ye alan açılmıştır. Buraya dikkat çekiliyordu bu konuya. Özgür Suriye Ordusu'nun da PKK-YPG'nin telrifatla Suriye'nin kuzey doğusu arasında bir terör kordu oluşturmasına engel olduğu belirtilmişti. Sercan Bilginin az önce verdiği bilgiye göre de e, Özgür Suriye Ordusu'nun e, telrifata doğru bir e, harekat başlattığını, e, orada da bir takım çatışmalar muhtemelen yaşanacak bunu görüyoruz ama diğer yandan rejim karşıtları da güneye doğru e, Haleb'i aldı, e, ilerleyişini oradaki kontrol alanı genişletmeyi de sürdürüyor. E, şüphesiz bizim için çok önemli oradaki gelişmeler. Oradan mı başlayalım yoksa e, HTŞ'nin güneye doğru inmesinden mi başlayalım? Ben karar veremedim sözü size bırakayım o konuda çünkü çok sıcak gelişmeler. Serhan Bey aslında iki bölgede bize çok yakın Tel Rifat e, Türkiye'nin e, 35 kilometre yaklaşık sınırında yani yaklaşık şöyle Bostancı Gebze kadar diyelim hani arası yaklaşık olarak diyelim Tuzla kadar diyelim o kadar yakın bir alandan bahsediyoruz. Farklı bir ülke ama bizim gerçekten kendi coğrafyamızın içerisinde olan bir yer gibi sanki. Ee, şimdi biliyorsunuz Terlifat Türkiye'nin sınır güvenliği bakımından son derece önemli. Ve özellikle PKK, YPG'nin Afrin ve çevresine yönelik olan saldırıların da bu bölgeden gerçekleştiğini görüyoruz. Ve Türkiye açısından da Terlifat'ın kontrolü artık bir güvenlik meselesi haline geldi. Yani. Tel Rifat'ın tamamen temizlenmesi, Fırat Kalkanı'nı, Zeytin Dalı Harekat Bölgemizin aslında birleştirmesi anlamına geliyor. Bir taraftan tabii ki İdlib konusu biliyorsunuz çok çok önemli ve İdlib'de bulunan ve savaştan kaçan milyonlarca Suriyeli'nin o bölgede bulunması bir göç tehlikesini bize karşı karşıya bırakmıştı ve İdlib'deki gelişmeler özellikle Rusya'nın Tartus ve Laskiye'deki üstlerinde göz önünde bulundurursak ee, Rusya'nın özellikle PKK'ya YPG'ye bakış açısı bu bölgenin kaderinde yakından etkileyecek. Neden söylüyorum? Çünkü 2020 senesinde biliyorsunuz bize Amerika Beşik Devletleri ve Rusya hani şey bir basit bir tabirle söz verler. Dediler ki biz bu bölgedeki PKK, YPG'yi süpüreceğiz. Hani imha edeceklerini bilmiyorduk, tahmin etmiyorduk ama en azından süpürürler diye söz verler ve buraya e, güvenlik bölgesi haline getireceğiz. Daha güvenli bir hale getireceğiz dedi. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik devletleri ile Rusya'nın PKK YPG bakış açısı aslında bu meselenin de akıbetini önemli derecede etkileyecek. Şimdi e, dediğiniz gibi olay çok karma karışık. Yani şu an da karma karışık. Ben e, iki ucu e, keskin bıçak olarak değerlendiriyorum Seram Bey. İlk başından beri. Neden? Evet bizim için Suriye'nin güvenliği, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütünün tamamen temizlenmesi ve Suriye halkının demokratik, hukuki haklarının iade edilmesiyle yeni bir anayasa ve yeni bir Suriye'nin inşa edilmesi. Bizim amacımız bu. Türkiye olarak en başından beri zaten ne dedik Serhan Bey? Biz ilhakçı değiliz, işgalci değiliz. Türkiye'nin o coğrafyada bulunma sebebi hemen güneyimize kurulması istenen bir teröristan, garnizon e, o terör yapılanmasına karşı bir engel oluşturmak. Ama bunları yaparken de Astana süreci gibi, efendim Soçi zirvesi gibi zirvelerde de Rusya Federasyonu ve İran gibi bizim dost görmek istediğimiz, dost gördüğümüz ülkelerle de biz bu işi yaparak orada bulunan milis güçlerinin de engellenmesi suretiyle bir barış bölgesi haline getirilmesi. E diğer taraftan biliyorsunuz Tel Rifat, İdlib ve Halep'in çevresindeki kasabalardan bahsediyoruz. Yani çok uzak çok, hepsi birbirine çok yakın. E burası çok önemli bir lojistik üst bir deser. Yani M4 karayolu dediğimiz ve bizim Rusya ile anlaşarak orada devriye attığımız, ve M4 karayolunun özellikle PKK tarafından kullanılamaması adına orada bir güvenlik şeridi bir güvenlik kavşağı oluşturduğumuz noktada efendim Esad rejimi e Kamışlı bölgesinden ticaret yapmaya devam etti. Şimdi bir de bakıyoruz ki Amerika Birleşik devletleri haber yolluyor Esad rejimine ve diyor ki bak diyoruz çok güvendiğin Rusya ne oldu çok güvendiğin İran ne oldu gel sen beni dinle. O mealde açıklamalar görüyoruz. Yani analizlerinde onların yorumlarında bunlara benzer şeyler ben görüyorum şahsen. Yani peki bir yani bunu sağdaki yansıması nasıl yaparsak e şimdi Halep'e ilerleyen rejim muhaliflerinin daha sonra efendim e, Halep uluslararası hava e, yollarının hava e, üstünün e, havalimanının e, PKK'lılara, PYD'lere teslim edilmesi daha sonra rejim karşıtlarının muhaliflerin o bölgeye tekrar ele geçirmesi aslında çok birçok soru işaretinin kafamız aklımıza oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani Serhan Bey şöyle değerlendirirsek bence bu karmaşıklıktan biraz olsun e, kendimizi toplayabiliriz gibi geliyor. PKK'yı, YPG'yi merkeze oturtacağız. Yani şu benim endişem. Evet, biz burada Esad rejimini başından beri Sayın Cumhurbaşkanı masaya çağırdı. Gel bizim masamıza otur dedi. Gel ülkenin geleceğini beraber inşa edelim ve halkının sözünü dinle, halkının sesini dinle. Ve halk, yani Suriye'nin kendi halkı birbirini kırmasın dedi. Ama bunlar olurken dışarıdan buraya taşeron olarak gönderilen, buraya paraşüt indirilen terör örgütüne de alan açma dedi. Şimdi bu çağrımıza şu ana kadar ses veremediler, vermediler. E peki bu noktadan sonra eğer Halep düştüyse Esad rejimi tarafı, yani Esad rejimi bakış açısıyla Halep düştüyse ve Halep'in kontrolü bugün rejim muhalifinin eline geçtiyse bu Esad'ı masaya yaklaştırır mı, uzaklaştırır mı Serhan Bey? Yani e, Hama gibi, Humus gibi e, daha stratejik bölgelerin, yani Esad rejimini belki psikolojik olarak ayakta tutan, onların motivasyon kaynağı olan, Belki Esad'ın arkasındaki efendim e, rejim taraftarlarının da en büyük motivasyon kaynağı olan bölgelerde düşerse, Esat rejiminin arkasındaki halk desteği de artık sıfır noktasına gelirse ne olacak Serhan Bey? Bakın ne haberler geldi? Darbe mi oluyor? Esat nerede? Esat Moskova'da mı? Esat Şam'da mı? Sarayında mı? Efendim Tutsak mı? Gözapsinde mi? Şimdi birçok biliyorsunuz bilgi geliyor. Ama Esad'ın nihayetinde bizim en son raddede söylediğimiz Esadlı veya Esatsız toprak bütünlüğü sağlanmış bir Suriye nasıl olacak? Halep ne kadar rejim muhaliflerin elinde tutulacak veya Halep'in rejim muhaliflerin elinde tutulması oluşacak olan masada bir kart mı olarak kullanılacak? Bir müzakere aracı olarak mı kullanılacak? Şimdi biz Özellikle Sudan'ın açıklamalarına bakıyorsunuz Irak Başbakanı. Ben Esad'la görüştüm diyor. Ben, ben Esad rejiminin arkasındayım diyor. Ben destekleyeceğim diyor. Peki Sudan'ı nasıl destekliyor? Zaten Sudan'ı biliyorsunuz İran'ın desteklediği bir başbakan. Ee, İran politikalarının e, bir destekleyicisi Irak'ta da aynı şekilde. Peki Irak nasıl destek verebilir Suriye'yi? Bizim açımızdan bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı Bağdat görüşmelerinde Sudan'a o mesajı verdi. Sen dedi bir başbakansan dedi. Kendi ülkenin topraklarında dedi kesinlikle teröre müsaade etmeyeceksin Görmezden de gelemezsin bunu dedi. O zaman Sudani eğer bir destek verecekse Suriye'nin geleceği bakımından söylüyorum bunu. Esas şahsında söylemiyorum. O zaman Süleymaniye'den efendim e, Sincar'a, Sincar'dan Kamışlı zor hattına oluşturmak istenen terör koridoruna ve onun Golan Tepelerine çıkışı sağlanacak olan Siyon koridoruna yani İsrail'in o Siyon koridoruna engel oluşturacak. Onu yerinde yok edecek, onu yerinde engelleyecek kendi topraklarında. Destek verecekse böyle verecek. E şimdi bu tarafa bakıyorsunuz e, Serhan Bey. Esat'ın geri çekilmesine bir de konuşalım. Hadi onu da bir değerlendirelim. Esat geri çekildi. Yani iki gün içerisinde kendi güçlerini çekti. Güçsüzlüğünden geç çekti diyelim. Amerika Rusya destek veremediğinden çekti diyelim. Ama Halep'i kaybetti. Heykeller yıkılmaya başlandı biliyorsunuz Baba Esat'ın. Bu imaj olarak da çok çok önemli. Peki Esad daha da kuvvetlenip yani Rusya'dan, İran'dan alabilecekse ne alacak bilmiyorum ama desteği aldıktan sonra bir püskürtme harekatı başlatabilir mi? Veya Rusya'nın Himeymim'e çekmiş olduğu kuvvetlerini bu bölgeye göndererek hava ile beraber daha çok insanın ölmesine sebebiyet verecek daha kötü günleri karşımıza getirebilir mi Serhan Bey. Yani buradaki çatışma ortamının bir an evvel hep ifade ettiğimiz gibi masada sonuçlanması için bence birçok şey yapılması e, gerekiyor. Ama YPG'nin, PKK'nın Amerika diyor ya biz seyrediyoruz, biz olaya müdahil değiliz, biz türbünden bakıyoruz diyor. Ama türbünden bakmaları demek onların bu konuyla alakası olduğunu ifade etmiyor. Onlar türbünden bakarak PKK, YPG'yi oluşabilecek herhangi bir boşluk varsa oraya nasıl yerleştirebilir? Onun hesabını yapıyorlar. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bir taraftan evet istediğimiz gibi bu süreç ilerlerken ama diğer taraftan da oluşabilecek boşlukların terör örgütü tarafından manevra sahası sola kullanılmasının da önüne geçilmesi gerekiyor Serhan Bey. Ve burada biz Rusya ifade ettik. Bunu BRICS zirvesinde onlara da söyledik. Ama Lavrov maalesef çok samimi konuşamadı. Lavrov PKK, YPG konusunda bize efendim evet ben de YPG'ye karşıyım. Ben de bu topraklarda YPG'yi istemiyorum diyemedi. Çünkü YPG öyle bir kendisine pozisyon aldı ki hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya. Şimdi Rusya YPG nasıl kullandı bize karşı biliyorsunuz. Biz harekatlarımızı yaptıktan sonra hele ki işte Afrin ve diğer Fırat Kalkanı, Barış Pıranır gibi operasyon bölgelerimizden Türkiye'nin daha ileri gitmemesi için, onlar için çok önemli biliyorsunuz İdlib ve daha güneye inmememiz çünkü kendi çıkarlarını zarara verir diye düşündüler. Bir baskılama aracı olarak kullanmak istediler. YPG onun için zaten çok fazla ses çıkarmadılar. Keza Amerika Beşik Devletleri de öyle. Hatta ne yorum yaptık hatırlayın Serhan Bey. E Amerika ile Rusya pastayı bölüşmüş. Biri doğusunu almış, biri batısını almış. Kendilerince işte tavşana kaç tazıya tut yapıyor. E, İran'ın desteklediği milis güçler zaten Esad'a destek vermeye devam ediyor. Hizbullah'ın aynı şekilde ama bugün öyle değil Serhan Bey. Bugün Hizbullah'la İsrail kendince bir ateşkes imzaladı. Ama Hizbullah'ın buradaki milis güçlerinin şu anda Esad'a destek verecek kadar kuvvetli olmadığını görüyoruz. Veya Rusya'nın Ukrayna meselesi sebebiyle e, dikkatlerini buraya çevirip işte burada ne olacak ben Esad'ı nasıl korurum Esad'a nasıl destek veririm diyecek çok fazla e, motivasyonun olmadığını da görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda böyle karmaşık bir denklemde e, tabii biz Türkiye olarak bence bir an evvel bir masanın kurulması ve Esad'ın da bizim masamız oturması suretiyle ben toprak bütünlüğüm için Türkiye ile beraber hareket edeceğim. Buradaki terör örgütlerini temizleyeceğim ve bana karşı olan halkımın sesini de duyacağım ve evlerinden olmuş halkımın dönmesi için de ben gerekli hazırlığı yapacağım demesi lazım. Demezse o zaman rejim karşıtı olan güçlerin içerisinden kopabilecek başka güçler kendilerince bir idari ilan etmek isteyen, özellik ilan et, etmek isteyenler de Suriye'yi daha da atomize etmekten başka bir işe gelmeyecek. Devletsiz bir oluşum her zaman risktir Serhan Bey. Bir devletsiz, otoritesiz oluşum bugün belki göze batmaz ama yarın göze batmayacağını kimse iddia edemez. Dolayısıyla bir devletin kontrolünde meşru ordusu olan, meşru anasistleri yönetilmiş olan bir entegre olmuş Suriye'nin hazırlığı içerisinde olmamız gerekiyor. Ama 2025 çok sıcak geçecek gibi de gözüküyor. Çünkü Trump 2020'de koltuğa oturduğunda Amerika'nın o zaman Suriye siyasetini göreceğiz. O zaman YPG siyasetini göreceğiz. Ve o zaman Esad'ın geleceğini bence daha ciddi masaya yatırmaya başlayacağız gibi geliyor. Peki Rusya'nın tavrını isterseniz biraz konuşalım bu son gelişmeler üzerine. Şimdi Suriye, Özgür Suriye ordusunun Tel Rifat'a yaptığı operasyon var ama daha önce onların bulunduğu yere Rusya'nın havadan bombaladığını da biliyoruz. E, muhalifler e, güneye doğru in, ilerlerken, e, örneğin gidip Elbaba bombalıyor e, Rusya. Yani buradaki bu gelişmeyi Rusya'nın bu tavrını neye bağlıyorsunuz? Nedir burada amaç? İşte aslında Rusya'nın ben buradayım demesi. Yani siz burada e, rejim için, yani rejimi düşürmek için ilerleyişinizi devam ettiriyorsunuz belki ve işte Suriye Milli Ordusu'nun bu anlamda ilerleyişi ama ben buradayım diyor ya. Ben hala burada bir gücüm ve bir de burada benim biliyorsunuz iki tane üstüm var diyor. Biri deniz üstü, biri hava üstü. Himeyimim. Çok önemli stratejik bir nokta. Ve belki de en önemlisi e, Türkiye'nin Rusya'nın da önüne geçecek şekilde bir alan hakimiyeti sağlaması ve bölgede daha çok söz sahibi olması da çok Rusya'nın işine gelen bir durum değil. Dolayısıyla ben e, endişem işte biraz evvel dediğim gibi Rusya'nın bu tip bombalamalarla bu tip efendim, e, sivil bölgeleri hedef almasıyla beraber daha büyük bir insani dramın ve İdlib bölgesinden oluşabilecek göç dalgasının e, daha büyük tehlike oluşturacağını düşünüyorum. Şimdi Sayın e, Dışişleri Bakanımız yanlış hatırlamıyorsam yine e, İdlib meselesinde özellikle göç meselesine dikkat çekiyor. Sayın Başkanımız da bunu söylüyor. Ve buradaki insani dramın her şeyden önce olduğunu ifade ediyor. Ama bunun engellenmesi için de 40 kilometrelik belki 50 kilometrelik derinlikte de bir güvenli hat oluşturulması gerektiğini ifade ediyor. İşte M4 <laughs> Deresini, N4 Karayolu'nu ondan ifade etmişti. Bu otoyol, uluslararası bir otoyol ve bu otoyoldan ciddi bir lojistik destek sağlanıyor ve e, Şam'ın ekonomik olarak e, geleceği de bu yola bağlı. Şimdi bu damarlar kesildiği zaman, bu güzergahlarda bir engel oluştuğu zaman e, Şam'ın ciddi bir ekonomik darboğaz içer içerisine girdiğini göreceğiz. Yani Rusya ne kadar havadan yardım yapabilir veya Rusya, e, HESA'da ne kadar çok yardım gidebilir. Ama ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında bir trafik olacaktır. Bir görüşme olacaktır. ve bu noktada dediğim gibi öncelikle insani dramın yani bu göç meselesinin masaya yatırılacağını ve daha sonrasında Esad'ın ki bunu Sayın yani devletimiz de söylüyor. Sen oturmadıkça Esad yani Esad sen masaya oturmadıkça bunlar daha çok olacak. Daha çok savaş olacak. İç savaş daha da ilerleyecek. Ne kadar erken masa kurulursa o kadar iyi Serhan Bey. İlk masada belki karar alınmaz ama en azından taraflar görür ki evet Esad e, kendi ülkesi için, kendi vatandaşları için masaya oturmaya razı oldu ve müzakere süreci başladı. Ama silahların susmasından sonra masa kurulması bekleniyorsa e, bunu nasıl ayarlanacak, nasıl olacak bilemiyorum. Ama masa kurulma kararı alındığı anda ben silahların susabileceğini ifade ediyorum. O zaman herkesin niyeti de ortaya çıkacak Serhan Bey. Eğer bu masada olacağı söylenirse diyecekler ki tamam kim gerçekten Suriye'nin geleceğini düşünüyor. Herkes ortaya çıkacak. İşte o zaman göreceğiz. Yoksa bu kargaşadan kendi nemalanmak isteyenler, kendince bir çıkar elde etmesi isteyenleri şu an anlamamız çok zor. Ama o karar çıktığı anda herkesin niyeti de net bir şekilde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Peki efendim yine bu son gelişmeler tabii nereye evrilecek bunu bilmiyoruz ama mesela örneğin HTŞ'nin daha ne kadar ilerlemesini ...tahmin edebiliriz ya da düşünebiliriz... ...yani Şam'a kadar gider mi ETH... ...Rusya buna izin verir mi... ...ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii Serhan Bey şu anda öngörüde bulmak çok zor... ...ben Halibin belki e, düşeceğini... ...yani iki gün içerisinde böyle bir geri çekim olabileceğini de... E, ...çok herkes tahmin etmiyordu... Bir ...daha ciddi bir çatışma ortamı da bekliyor... ...ama e, Esat dedi ki ben geri güçlerimi çektim... ...çünkü daha kuvvetli bir saldırı için güçlerimi geri çektim dedi... ...dolayısıyla Şam'a yürümek öyle kolay olacağını düşünmüyorum... Ee, bu noktada Rusya'nın ne olursa olsun Ukrayna'da ne kadar benim çıkarım çok önemli diyorsa aynı şekilde Orta Doğu siyaseti yani bu Brejnev döneminden beri böyle. Bu bugün olan bir şey değil. Yaklaşık 60 yıllık bir siyasetten bahsediyoruz. Ee, Rusya'nın buradaki çıkar alanlarını kaybetmesi çok da işine gelmez. Bunu Amerika Beşik Devletleri'ne çok isteyeceğini düşünmüyorum Serhan Bey. Şimdi Amerika ile Rusya Esad rejiminin ayakta kalması noktasında anlaşırsa işte ben hep onu dedim. Geçen de bunu bir değerlendirdik. Ee, Trump döneminde Amerika ile Rusya özellikle Orta Doğu siyasetinde bir anlaşma zemini oluşturursa bu bence ciddi bir risk e, haritasıdır. Yani bu paylaşım ciddi bir emperyal paylaşım haritasıdır. Aynı Saipiko gibi 1916'da Fransa İngiltere'nin paylaşım haritası gibi bir haritadır. E, buna meyil vermemek için de bizim bir satranç oynamamız lazım e, Serhan Bey. Yani oyun teorisinin kaidelerini ortaya koymamız lazım ki is, e, Amerika ile hatta İsrail'e katalım bu işine. İsrail, Amerika ve Rusya üçgeninde bir anlaşma, bir mutabakat noktası oluşmasın. Bence önemli olan bu. Tekrar ifade edeyim. Şam'ın düşmesi Amerika'nın, Rusya'nın da işine gelmeyebilir. Hatta İsrail'in de işine gelmeyebilir. Çünkü Golan Tepeleri meselesi, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri meselesi Esad, Baba Esad döneminden beri devam eden bir şey. Ve çok da sesleri çıkarmadıkları bir mesele biliyorsunuz. Kabullendikleri mesele aslında bir şekilde. E şimdi böyle bir sincar, değeri zor, kamışlı, ve Golan'a uzanan bir güzergah inşası düşünüyorsa o zaman biz öyle 2-2 iki iki daha 4 diyerek efendim o istiyor bunu, bunu istiyor bunu diyerek hiçbir şey kabullenmeyelim. Her an bu üçlü e, stratejik üçgen dediğimiz uluslararası ilişkilerdeki mesele burada oluşabilir ve bu bölgenin gayri milli çıkarları içinde çok uygun bir hale getirilebilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım e, Serhan Bey. Yani Şam için düşüncem benim bu. İki tarafta bunun ilerlemesine müsaade etmeyebilir. O zaman da bizim şapkamızın önümüze koyup bunlar ne istiyorlar? Şam'ın, efendim Moskova'nın, Washington'ın, Tel Aviv'in amacı nedir? Gibi bir soruya da yeni cevaplar aramamız gerekebilir. Peki efendim İran e, bu işin neresinde? Müdahil olur mu? E, onların da rahatsız olduğu noktalar var çünkü. Ne düşünüyorsunuz İran'la ilgili? Şimdi Serhan Bey biliyorsunuz İran eski İran değil. İran bir sene içerisinde çok ciddi problemler yaşadı. Çok ciddi şoklar yaşadı. Ve İran'ın bölgedeki milis güçleri de İran'dan yeteri kadar destek alamadıklarında takip ettiğimiz haberlerde görüyoruz. Şimdi bunun sahada anlık yansımalarını tabi buradan oturduğumuz yerden analiz etmemiz zor. Ama jeopolitik olarak değerlendirdiğimizde İran'ın e, Esad rejimi arkasındaki desteğini devam edeceğini ama İran'ın Rusya'ya şüpheli yaklaşacağını ben düşünüyorum. Çünkü geçmiş 3-4 sene evvel de yaşanan bir hadisede İsrail Suriye'nin kuzeyinde İran destekli milis güçleri hedef aldığında ee, İran, İsrail'in ateşlenen roketler, füzeler Himeymi, yani Rusların kontrol ettiği Himeymim hava üstünden geçti. Ve Rusya buna sesini çıkarmadı. Sesini çıkarmayı bırakın. Efendim İran haber bile vermedi. Ve İran dedi ki siz nasıl dostsunuz, nasıl arkadaşsınız dedi. Niye haber vermiyorsunuz dedi. Aa, basit bir ifadeydi yani. <laughs> amiyane tabirle. Ve İran da şunu görüyor ki Rusya ile Orta her anlamda anlaşmıyoruz. Ortak çıkarlar noktasında bir zeminimiz var. Ama o zemin kaydığı anda Rusya ile İran çok beraber değil. E, o zaman İran tek başına ne yapacak? O zaman buradan İran'a bir çağrıda bulunalım. İran gerçekten ülkeni düşünüyorsan, gerçekten toprak bütünün ülkeni düşünüyorsan Türkiye ile beraber hareket et. Türkiye'nin politikalarına yakın dur ve her zaman ifade ettiğimiz gibi iki önemli ülke olarak, iki bölge gücü olarak aslında İran ve Türkiye bu terörün, bu gayri nizami ortamın ve bu çatışma ortamının sonlanması için bir blok oluşturabilir. Biz bunu Mısır'a da söyledik biliyorsunuz. Sisi'nin Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde biz Sisi'nin darbe zihniyetini onaylamadık ama biz devlet politikaları bakımından Mısır'la Türkiye'nin beraberliğinin ile Türkiye yani Mısır-Türkiye Suriye üçgeninin oluşması bu stratejik üçgenin oluşması bakımından da önemli olduğunu söyledik. Şimdi Mısır'la bir noktaya geldik. E, Suriye'yle de eğer gelebilirsek e, ümit ediyorum bu ortam bu çatışma ortamının tabii ki nihayet ermesi lazım. O zaman o stratejik üçgen karşı tarafın stratejik üçgenine karşı ciddi bir meydan okuyma e, pozisyonu oluşturacak. Yani belki biraz karmaşık anlattık e, Serhan Bey ama bu böyle maalesef. Orta Doğu dediğimiz coğrafya 80 yıldır böyle. Bizden ayrıldığı andan itibaren bölgede ne kan eksik oldu ne kargaşa ne savaş. Ama bunlar sonu gelmeyen savaşlar. Barış dediler. Onlar barışlara son veren barışları inşa ettiler. Artık bıçak kemiğe dayandıysa bölge halkı kendi kaderini tayin edecek. Ve Türkiye'nin burada masada olmadığı bir müzakere ortamının da hiçbir şekilde başarıya ulaşamayacağını da karşı tarafın net bir şekilde anlaması lazım. Evet. Ve e, yorumlarınızdan anladığım kadarıyla Suriye tarafından, özellikle Esad tarafından e, bir işbirliği, bir şekilde Türkiye ile bir işbirliğinin bu işi daha çabuk e, sonucu ulaştırılacağı konusunda e, böyle bir düşünceniz var. Doğru mu efendim? Şimdi Serhan Bey, ben burada Esad veya Mahir Esad, Başar Esad, Ahmet Mehmet hani isimlerden değil aslında. Ben Suriye'nin devlet başkanı olarak gerçekten meşruiyetini ispatlamak istiyorsa diyeyim ben, hani bunu Esad kendi karakteristik veya kişisel özelliklerine bağımsız söylüyorum bunu. Sisi için de ben bunu ifade ettim biraz evvel demiş olduğum gibi. Suriye'nin toprak bütünlüğü için ben e, Suriye'nin devlet başkanıyım diyorsa eğer Esad o zaman Türkiye'nin masasına oturursa ve Türk Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kulak verirse işte o zaman biz burada bir Sadabat, bir yeni Şamgen, 2009'da biliyorsunuz bir Şamgen projesi vardı. Her şey çok güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanı Esad bir araya geldiler ama ne oldu bir anda Esad? Coğrafyasını kana buladı. Yani o Arap Baharı süreci biliyorsunuz bir anda fitil ateşlendi ve böyle bir birlikteliğin önüne geçildi. Çünkü geçilmesi gerekiyordu. Eğer geçilmezse ne Amerika'nın ne Rusya'nın buradaki siyasetleri artık işlemez hale gelecekti ve geçildi. Şimdi diyoruz ki yeniden başlayalım ama eski Esad yani kendi ülkesinin kana bulan Esad da bu değil. Yeni bir Esad eğer olacaksa veya başka biriyle bu iş olacaksa bu şekilde ancak bir Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlarız. Yoksa ne ifade edeyim? Edeyim. Devlet otoritesinden mahrum bırakılmış bir coğrafyada istikrar olmaz, barış da olmaz. Anlık barış görüntüleri olabilir ama orta ve uzun vadede maalesef kırılgan bir istikrar ve güdümlü bir devlet idaresi olur. Bunun olmaması için devlet idaresinin mutlaka sağlanması lazım ee, Serhan Bey. Evet. Efendim son olarak şu sıcak gelişmeyi de sorayım. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Iraklı mevkidaşıyla görüştü ve orada diyor ki Türkiye müdahil değil... E, yeni göç dalgasını tetikleyecek aksiyona girişmeyiz şeklinde açıklaması var. E, temkinli yaklaşıyoruz tabii ki e, ama aleyhimize gelişecek durumlarda da herhalde e, aksiyona girişmeyiz demesine rağmen hani o topa girmek zorunda da kalabiliriz değil mi? Ne düşünüyorsunuz? Selam Bey, tabii bu kararı en iyi devletimiz verir. Sayın Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanımız, Dış, e, Dışişleri Bakanımız, Sayın Hakan Fidan, Milli İstihbarat Başkanlığımız, Sayın İbrahim Kalın bunlar biliyorsunuz ülkemizin en önemli e, sinir uçları ve bu mekanizma çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor ve Türkiye gerekli olduğu noktada zaten Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale edecektir. Bu noktada hiçbir çekincemiz yok, kimseden çekincemiz yok. İster Amerika, Rusya istedikleri kadar ona yok desinler. Bizim eğer coğrafyamıza bir tehdit oluşacak e, bir e, pozisyon oluşursa buna müdahale etmek hakkımızdır ki 98 Adana mutabakatı da bunu garantilemiştir. Uluslararası hukuk kendi böyle bir hakkımız vardır. Ama temkinliyiz. ...ihtiyatlıyız. Ne olacağını biz az çok biliyoruz. Bunu istihbaratımız bence biliyordur. Ee, biz 2-3 adım sonrasını muhakkak görüyoruz. Ve ona karşı da bir önlem alıyoruz. Ee, bu anlamda bizim içimiz rahat. Türk halkı olarak da bence işimiz rahat olsun. Ama kendimizi düşündükten sonra tabii ki... ...bölge halkını da çok düşünüyoruz. Hiç kimse düşünmese de. Biz en çok oraya... Çünkü orası bile Osmanlı bakiyesi toprak biliyorsunuz. Ve bizi şu anda Osmanlıcılık da suçluyorlar Serhan Bey. En acı nokta bu. Şu anda ben bakıyorum bazı yorumlara... Türkiye yeniden Osmanlı'yı kurmak istiyor. İşte Osmanlı toprakları ele geçir, fethet. Böyle bir şey söz, kesinlikle söz konusu değil. E, Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Ama bölge barışına hedef, e, hedef alan ve bizi hedef alan asimetrik olarak tehditlere karşı da müdahale hakkımız vardır. Oradaki halk da bizim yanımızda. İster Kürt olsun, Arap olsun, efendim e, Türkmen aşiretler olsun hepsi bizim yanımızda. Çoğu bizim yanımızda. Ama onların içerisine sızmış olan o paraşütle indirilen terör odaklarına karşı da bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Bu noktada istihbaratımızın kamu diplomasi yöntemleri sağlıklı çalışıyor. Hem Irak'ta çalışıyor hem Suriye'de çalışıyor. Ama bir, bu bir mücadele, bu bir savaş, bu bir psikolojik de savaş e, Serhan Bey. Üçüncü Dünya Harbi diyorlar ya, işte Üçüncü Dünya Harbi'nin bölgesel yansımasının aslında asimetrik boyutunu biz şu anda yaşıyoruz. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz Serhan Bey. Şu Birinci Dünya Savaşı'nın bitmediğini ben hep söylüyorum e, kendi yazılarımda da. Bu Birinci Dünya Harbi'nin bitmediğinin de bir görüntüsüdür. Suriye paylaşımı hala gerçekleşmedi, gerçekleştiremediler kendileri içinde. Ama bizsiz de olamayacağını görüyorlar. Bu Atatürk döneminden beri de böyleydi. O da ifade ediyordu. E, dolayısıyla Birinci Dünya Harbi'nin jeostratejileri hala şu anda sahada görüyoruz. Ve bunun da bizzat da içindeyiz. <laughs>